Evet, yeni bir programda gene hep beraberiz, spor ve sağlıkla ilgili. Oğuz Hocam'la Türkiye'de gerçekten çok tartışılan bir konuda söyleşide bulunacağız. Hiperlipidemi, yani daha çok halk arasında kolesterol yüksekliği olarak geçen ve halk tarafından bu şekilde bilinen hiperlipidemi konusunda bize bir ön bilgi verebilir misiniz? Nedir hiperlipidemi Oğuz Hocam? Şimdi damar hastalıklarının ya da koroner arter hastalıklarının ve genelde de değişik tüm kalp damar hastalıklarının önemli nedenlerinden birisi lipid metabolizmasında bozulması ya da bu bozulmanın bir şekilde lipid metabolizmasına yansıması olarak biz bunu kabul ediyoruz. Şimdi ve burada da hedef metabolitler olarak yükselmiş kolesterol, yine yükselmiş trigliserit kanda. Evet. Yine kolesterolün halk arasında kötü olarak nitelendirilen LDL, yani düşük densiteli kolesterolün yükselmesi. Buna karşın görevi itibariyle iyi olan HDL kolesterolün, yani aslında organizmada iyi kötü olamaz belki ama HDL kolesterolün ise düşük, daha düşük seyretmesi olan tablosu. Şimdi bunlar hiperkolesterolemi de denebiliyor, kolesterolün genel yüksekliğine ya da trigliseritin yüksekliğine trigliseridemi deniyor, hipertrigliseridemi deniyor ya da genelde burada bir bozukluk varsa bütün bu kolesterol metabolizmasında dislipidemiler olarak da adlandırılabiliyor. Peki hocam, bunların görevini açıklayabilir miyiz? Yani HDL ve LDL'nin neden iyi, neden kötü dendiği ile ilgili. Evet. Şimdi kalp damar hastalıkları etkisi nerede gösteriyor? Adı üstünde, damar cidarı üstünde gösteriyor. Burada bir takım zamanda, yaşla, genetik yatkınlıkla, değişik faktörlerle buradaki birikimler zaman içinde artıyor. Yani damarın endoteli dediğimiz yüzeyindeki kaslı alanın bir üstündeki epidermal dokunun bir üstünde bir birikme başlıyor. LDL kolesterol dediğimiz şeyler başlayan bu bozulmayı daha da arttırarak oraya bir takım şeylerin çökelmesine, aynı bir kireçli bir su kullandığınızda evet, sizin rezistansının tıkanması gibi bir şey bu. Ya da evet, damar yerine su borularını koyalım, onların tıkanması gibi bir olay oluyor. Şey, evet. HDL'nin görevi ise buradaki biriken şeyleri karaciğere geriye götürerek ortamdan uzaklaştırma çabası. Trigliserit de özellikle zararlı gözüyle baktığımız yüksek densiteli lipoproteinlerde oranı zaten daha yüksek olduğu için o metabolitte bir gösterge evet, oluyor bizim için. Evet, teşekkürler. Şimdi tabii bunun dünyadaki ve Türkiye'deki oranları, kişilerdeki oranlarına da bir değinirsek daha açık olarak ortaya çıkmış olabilir. Evet, yani işin ne kadar vahim olduğunu ortaya koymak açısından önemli. Şimdi gelişmiş toplumlardan bir örnek bir verecek olursak, diyelim ki Amerikan toplumunda daha çok araştırma yapıldığı için tabii oradan biz rakam verme durumunda kalıyoruz. Kalp hastalığı olan total nüfus 80 milyon gibi. Yani bu bundan birkaç sene önceki rakamlar. Buna karşın hiperlipidemileri olan nüfus sayı yetişkinlerde 100 milyon gibi, yani yetişkin nüfusun %45'i gibi bir orana varıyor. Çok yüksek. Çok yüksek. Bizde durum ne? O kadar kötü değil belki ama arayı da biz kapatmaya başladık. Yani hakikaten evet, daha son yıllarda değil mi? Daha kötü bir tabloya doğru kapatmaya başladık. Sizin de bildiğiniz bir tek harf çalışması vardır. Yani çok geniş evet, çapta yapılan ve 1990'da artı 2000'de tekrar edilen bir takım değerlere ulaşan bizim toplumumuzdaki bir takım rakamlar var. Buradaki rakamlar da %30'lar, 35'ler, 40'lara kadar varabiliyor. Şeyler açısından örnek vereyim. Mesela total kolesterolü. Biz burada total kolesterolü 200'ü bir normal üst sınır olarak ele aldığımızda bunun üstünde olan erkek popülasyon bizde aşağı yukarı %28-30 civarında.
bu değeri geçiyor. Kadınlarda kolesterol açısından biraz daha yüksek. %35'lerde. Buna karşılık HDL kolesterol açısından HDL kolesterolün düşük olması risk olduğunu söyledik. Bizim popülasyonu erkeklerde %60-64'ünde düşük. Evet. Buna karşı genetik olarak. Genetik olarak bizim ırksal olarak da bir düşük şeyimiz var. Yani evet. HDL kolesterol profilimiz var. Kadınlarda bu oran gene %35'lerde kalıyor. Yani düşük kalanlar %35'lerde. Trigliseritlerde de gene durum erkeklerin aleyhine gibi %40 kadar bir popülasyon olması gereken 150 miligramlık düzeyin üstünde. Kadınlarda burada %29 civarında evet. 150 miligramın üzerinde olarak görünüyorlar. Bir faktör daha var. Yani karar vermekte o da yardımcı oluyor. Total kolesterolün HDL kolesterole oranı da oranı. Genelde pek 3-3,5 geçsin istenmiyor. Evet. Bizdeki değerler 5-5,5'lara varabiliyor. Bu tek harfi çalışmasının ortaya koyduğu sonuçlar olarak. Peki risk, şimdi burada tabii bizim ülkemizde de obezitenin artması, yani egzersiz yapılmaması, obezitenin artması da bunu tetikleyen faktörlerden bir tanesi. O zaman bunların bu kadar yüksek değerlerde seyretmesinin anlamı ne bizim? Kardiyovasküler hastalıklardan ölümlerin de yükseldiğini biliyoruz her geçen yıl. Doğru. Evet. Başta obezite olmak üzere bizim daha önceki programımızda da metabolik sendrom altında incelediğimiz değişik faktörler vardı. İşte hipertansiyon, şu bu işte evet, insülin, hipertrigliserit. Evet, bunlar evet. insülin yetmezliği ya da duyarlılığının evet. azalması, değişik diyabet tablolarına hazırlık evresi diyebileceğimiz. Artı bütün bunların yanı sıra hareketsiz yaşam tabii bunlara neden olmakta. Bu saydıklarımızın hepsine neredeyse hepsine. Eğer genetik bir şeyiniz yoksa başlangıçtan edinilmiş evet. ya da ailesel gelen bir şeyiniz yoksa en önemli faktör olarak hareketsiz yaşam ortaya çıkmış oluyor diyebiliriz. Evet. yani bazen de genetik olarak da yatkınlığı olan kişilerde tabii ilaç baştan beri saptanıp yani şunu söylemek gerekir mi? Genç yaşlardan itibaren bu tahlilleri yaptırıp genetik yatkınlığın da olup olmadığına bakmak gerekir. Yani ne kadar erken tedbir alınırsa o kadar etkili olur diye düşünüyorum. Kesinlikle son derece haklısınız. Gerek önüne geçemeyeceğimiz dediğimiz faktörler olan genetik faktörlerde gerek önüne geçilebilir faktörlerde erken müdahale etmek son derece önemli. Bu ortaya konmuş. Dediğiniz gibi genetik faktör erken yaşta ortaya konursa ona ilişkin önlemler gerekirse evet. ilaç da tabii gerekebiliyor ilaç tedavisi ona göre daha erken planlanacak. Ve onunla birlikte diyet, onunla birlikte egzersiz dozu oranında tabii hekim kontrolü altında daha erken uygulanıp randıman alınacak. 50'li 60'lı yaşlara kadar aldığınız randımanı 70. yaştan sonra eğer başlarsanız aynı şeyi sonucu geriye alamayabiliyorsunuz. Bozulmaları önleyemezsiniz yani. Dönüşü olmayan tabii bozulmalar hatta son yani literatürlerde genç yani 3-4 yaşında bile kilosu olan çocuklarda bu tahribatın damarlarda başladığını gösteren evet. çalışmalar var. Doğru. Peki bu bize değerleri verebilir misiniz? Hangisi normal, hangisi patolojik değerler genelde? Peki, şimdi total kolesterol için ben hatırlarım ya alanın biyokimya olduğu için yani bundan 25-30 sene önce 240-250 rakamlara bile evet. tamam denirdi. Yani limit olarak bakılırdı. Yaşla birlikte de her 10 yaşta bir artan bir normal değeri vardı onun. Ama sonradan bu konuda yapılan klinik araştırmalar bunun 200 miligram bölü desilitrenin üzerinde olması durumunda riskin ortaya çıkacak. Riskin arttığı gözlenmiş. Total kolesterol için akıllı kalıcı bir 200 gibi bir sınır koyabiliriz. Bunun içindeki LDL ön hedef gibi oluyor yani düşürülmesi gereken. Onun payının sınırı da sanki 130 miligram bölü desilitre civarı olarak verilmiş. Trigliserit bir gün önceki yenilen yemekle de son derece ilişkili. Kolesterol o kadar değil. Trigliserit ilişkili. Oradaki limit 150 miligram bölü desilitre olarak verilmiş. Ama ideali trigliserit de yüzün altına doğru çekme uğraşına girmek. Evet. Gelelim HDL kolesterole. HDL kolesterolde östrojenlerinden dolayı kadınlar biraz daha avantajlı durumdalar ve onlardaki değer o nedenle biraz daha yüksek 60 55 60 miligram desilitrenin üzerinde olması
isteniyor. Buna karşın erkeklerde de 45-50 mg böyle desilitrenin üzerinde olması arzu ediliyor. Evet. Şimdi kadınlarda biliyorsun son yıllarda onların HDL'den gelen bir avantajları dolayısıyla erkeklerden daha düşük bir kardiyovasküler hastalık oranları vardı. Doğru. Fakat son yıllarda kilo ve sigara içiminin artması kadınlarda bu avantajı yavaş yavaş yok ediyor gibi görünüyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Katılmamak mümkün değil. Gerek bu, gerekse evet. Belki doğası gereği, belki endikasyon olduğu için değişik hormonların kullanılması da onların bu avantajını geriye yok doğru çevirmiş gibi oluyor. Artı bu sefer ikinci planda gibi görünen bir egzersiz yapma, obezite gibi şeylerin bu sefer risk faktörü olarak daha öne çıkması. O avantajı baskıladığı sonucu hakikaten ortaya çıkıyor. Evet. Katılıyorum size. Şimdi bir başka sorumuz tabii. Egzersiz yani şeyin planlaması ne olmalı tedavinin önce? Çünkü şimdi şöyle bir yaklaşımımız var. Önce hayat tarzını değiştirerek kontrol etmek tabu tedavinin içinde de yer alıyor. Ama hayat tarzı bunu şey yapamazsa, dengeleyemezse de arkadan ilaç tedavisi öneriyoruz. Bu ayrımı nasıl yaparsınız yani? Bunu tabii en doğru yapacak kimse bir dahilci, bir klinisyen artı bir spor hekimiyle birlikte durumunu saptanıp karar verilmesi. Burada tabii soy geçmiş önemli bir. Geçirilmiş kalp hastalığı olup olmaması önemli. İki, gene demin soy geçmiş dedik, erken yaşta kayıp falan gibi şeyler varsa bu sefer sizin tedavi şeyiniz biraz değişiyor. Yani başlangıçta belki sadece ilaç, sonra ilaç artı diyet, bir geçiş döneminde belki ilaç artı diyet artı egzersize geçmek, daha düşük vakalarda, daha az sayıda risk faktörü olan vakalarda bu sefer sadece diyet ve egzersizde, hiç risk faktörü olmayan ya da tek risk faktörü olanı ise sadece egzersizle bunu şey yapmak mümkün, idame ettirmek mümkün. Ama burada her kişiye özel yaklaşmak gerekiyor, onun durumunu saptayıp. Evet, bununla ilgili bazı kriterler var. Bunu endokrinciler söz ediyorlar. Biz o kadar detayına girmeyeceğiz ama eğer şeyler, değerler normale çok yakınsa bunu muhakkak diyet ve egzersizle önce deneyeceğiz hayat tarzı olarak. Evet. Daha sonra eğer yüksek, çok yüksek değerleri veyahut o değerleri diyetle egzersizle düşüremiyorsak ilaç tedavisini önereceğiz herhalde. Doğru. Yani bir geçirilmiş kalp hastalığı olmasa bile çok cevap vermeyen, sadece egzersiz ve diyete cevap veremiyorsa önce dediğiniz gibi denemek lazım. Tabii. Denedik, sonuç alamıyorsak o zaman ilaçla başlayıp zaman içine belki ilacın dozunu tabii gene klinisyen aracılığında ayarlamak suretiyle aşağı çekmek mümkün olur. Peki bu durumda hiperlipidemide egzersiz programı verdiğimizde ne gibi programın özellikleri olacak? Evet. Sizce? Şimdi bizim hedefimiz burada ne? Özellikle total kolesterolü ve LDL kolesterolü aşağı çekmek. Çünkü özellikle bunun insülin duyarlılığıyla ilişkisi ortaya konmuş. Kardiyovasküler fitness dediğimiz kardiyovasküler uyumla ilişkili olduğu bunun seviyelerinin ortaya konmuş. Artı merkezi yağ depolarının artması, yani merkezi abdominal ya da viseral dediğimiz yağ miktarının artmasıyla ilişkisi ortaya konmuş. Şimdi bunu öncelikle hedefliyoruz. Peki lipitleri biz nasıl yakarız noktasında soruyu sorarsak, yağları biz nasıl yakarız diye sorunca bilimsel olarak ortaya konmuş ki daha düşük ve orta şiddetteki özellikle düşükten başlayıp ama esas orta şiddetteki aktivitelerde lipitlerin daha fazla yakılabildiği ortaya konmuş. Bir, şiddetimiz bu. Peki süre ne olacak? Süre başlangıçta belki, tabii başka bir sağlık problemi yoksa belki minimum 30 dakika olacak ama zaman içinde 40-50 dakikaya kadar bir çıkabilir. Bir saate kadar çıkabilir. Haftada hiç olmazsa en az 150 dakikalık bir süreyi biz bu işe ayırmamız gerekiyor ki 1200 ila 2200 kalori arasında haftalık bir ekstradan bir harcamaya imkan tanımış
olalım. Evet. Şimdi gelelim aktivitenin türüne. Neler yapılabilir yani uzun süreli aktivite? Burada bir araya gireceğim. Şimdi burada kilo vermesi gerekenlerle kilo vermemesi, hani kilo sorunu olmayanları ayırabilir miyiz? Yani siz dediniz ya kilo vermesi gerekenler daha çok enerji harcamaları gerektiği için belki haftada 5-6 gün 1 saate çıkabiliriz. Ama kilo sorunu olmayıp da hiperlipidemisi olanlarda da daha farklı bir şey belki uygulayabiliriz diye düşünüyorum. Siz evet, yani egzersizin niteliği ve karma şekli biraz daha değiştirilebiliyor. Şimdi kilo sorunu varsa bir yandan kalorik denetim biraz evet. daha fazla olmak durumunda. Tabii. Pardon. Buna karşılık kilo sorunu olmayan kimse de bir kalori restriksiyonu azaltmaya gitmeye gerek yok. Yani gerek o yok. Normal diyetini evet. yani o diyet de tabii kontrol edilmeli. Takip etmesi mümkün. Üstüne neler konulabilir? Yani şimdi bir kere temel olarak biz aerobik dediğimiz tamam evet. koşu. Eğer henüz koşu yapamayacak kadar kilosu varsa ya da yeni başlamışsa veya yaşı ileriyse yürüyüş. Giderek tempolu yürüyüş şekline çevirmesi evet. bunun. Onun yerine keyif alıyorsa bisiklet evet. güvenli olmak kaydıyla veya ortam bulabiliyorsa yüzme sporu mesela yüzme sporu. Önerilebiliyor. Peki yanına neler konulabilir? Bizim spor için önerdiğimiz her türlü aktivite, esneklik, işte germe hareketleri filan, yani direnç egzersizleri, kuvvet direnç egzersizleri burada da yeri var. Artı direnç egzersizlerinin burada özel bir yeri de var. Evet. Enteresandır yani hiperlipidemilerde. Özellikle biraz işin hacmi arttığında, yaptığınız direnç egzersizinin miktarı arttığında hem orta ve üstü bir şiddette olacak hem de miktarı yani set sayısını ve tekrar sayısını biraz daha arttırdığınız zaman o zaman onun aerobik nitelikle de yararları oluyor. Ve dolayısıyla özellikle eforun genel hacminden etkilenen hem LDL özellikle de HDL kolesterol açısından bu sefer daha yararlanabilir sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Evet. Bilemiyorum yanıt oldu mu? Doğru tabii. Yani biz tam bir şimdi bu tür kişilerde tabii ki egzersizin biz bütün boyutlarıyla uygulanmasını tercih ediyoruz. Sizin dediğiniz gibi söylediğiniz reçetede hem fitness artacak kişinin hem yağları etkilenecek bu şeyden çalışmadan. Bir yandan da ağırlık ve esneklik yaparak kas kitlesini koruyacak ve işte esnekliğini koruyacak. Çok doğru. O zaman eğer yaşı ileriyse kişinin de yaşı ilerideyse de proprioseptif dediğimiz denge koordinasyon egzersizlerini de yapmaz. Yani burada hep iki amacımız var. Daima bir fitness kazandırma ve hastalığa yönelik evet. egzersizleri birlikte yapmak. Doğru. Yani, buradaki iki amacı da unutmamak gerekiyor. Çok haklısınız. Yani hem hastalığın yaptığı tahribatı geri çekmeye uğraşımız var. Bir yanda da genel fiziksel uygunluğumuzu her yönüyle arttırmak şeyimiz var. Gerekiyor. Kişisel durumumuza göre o programa dikkat tabii, edilmesi kişilik olarak. Kaydıyla. Onun için reçetemiz yani biz spor hekimliği bölümlerinde bunları evet. reçetelerini verebiliriz. İnsanlara da bunu duyurmak gerekiyor. Evet. Doğru yani basit gibi görünse de yetkin bir ağızdan bu reçeteleri almak elbette çok daha doğru. Mesela egzersiz şiddeti olarak önerilen şey hiç olmazsa bizim maksimal kullanım oksijen kullanım kapasitesi dediğimiz şeyin %60'ları civarında. Ha bu kalp atımımızın da nerelere denk gelir? Yaklaşık maksimal kalp atımımızın %70-80'lerine denk geliyor. Antrene oldukça siz bu düzeyi yavaş yavaş yukarıya da çekmeye başlıyorsunuz. Siz antrene oldukça daha fazla yüksek şiddetlik egzersizde hala daha fazla lipidleri de kullanabilir duruma geliyorsunuz. Bu arada karbonhidrat metabolizmanızı rahatlatıyorsunuz. İnsülininizi üzerindeki yükü yine kaldırıyorsunuz. Onun duyarlılığını arttırıyorsunuz. Yani çok fazla etkiler söz konusu. Bu etkiler peki ne kadar çabuk geliyor? Yani o da bir soru olabilir. Yani geriye geliş. Aslında bir takım değerler siz biliyorsunuz. Birkaç gün içinde hatta bir antrenmanla bile değişen tabii, bazı değerlerimiz tabii. var. Tabii bu metabolik bir ayna diyeceğimiz lipid değerlerine şey yapması haftaları bulabiliyor. Diyelim ki bir 7-8 haftalık bir çalışmada demin adını koyduğumuz 1000-1200 kilo kalori haftada vereceğiniz makul bir antrenman sonucunda yaklaşık total kolesterol değerleri
20-30 miligrama kadar düşebilmekte. Evet. Hakeza LDL, zaten esas LDL üstü için total kolesterol düşüyor. Öteki artıyor çünkü. LDL'deki artış biraz daha yavaş kalıyor. Burada 2-3 miligramlık bir takım şeyler koyuyorsunuz. Fakat bu 2-3 miligramlık LDL'deki artış sizin riskinizi 3'ten 1'e düşürecek kadar önemli. Yüksek tabii. Yani 3'te 1 kadar şey yapıyor. Keza kolesterolde %10, 15-20 civarındaki bir artış sizin riskinizi bazı çalışmalarda %40-50, bazı çalışmalarda 4-5 kezin altına düşürüyor. Yani daha ne evet. kadarlık bir vadeye baktığınıza göre bu rakamlar değişebiliyor. Evet. Şimdi diyet yaklaşımları var biliyorsunuz birçok evet. piyasada. Sizin görüşünüz nedir? Yani bu hiperlipidemiyi kontrol etmede nasıl bir diyet düşünürsünüz? Evet. Şimdi genel geçer klasik diyet kavramları aşağı yukarı sporcular içinde herhangi bir lipid metabolizması bozukluğu olanlar içinde genelde onlar geçerli. Nedir buradaki genel yaklaşım? Yine enerjinin %50'den biraz fazlası karbonhidratlardan gelecek. Evet. Olmazsa olmaz. Neden? Çoklu doymamış yağ asitlerini alabilmemiz açısından yağlardan vazgeçemiyoruz. %25-30 civarında oradan alacağız. Ve %12 ile 15 kadar kalorimizi de bizim yapımızı gerçekleştiren, yaşla dahi bu eksikliği ortadan kalkmayan proteinlerle karşılayacağız. Şimdi çok detaylarına girmeyeyim ama yüksek protein diyetlerinin revaçta olduğu bir ortamdayız. Haklı şeyleri var burada, şimdi yaklaşımları var. O da nedir? Yüksek proteinli bir diyet size doygunluk hissini daha fazla veriyor. Doğru. Artı termik etkisi yüksek. Yani kalori harcama etkisi yüksek. O da doğru. Fakat bir de yanında getirdikleri var. Nedir bu? Vücuttaki kalsiyum tutulumunun azalması, vücutta su tutulmasının azalması. Bunun dışında bağırsak sistemindeki kanserlerin özellikle artış riski, diyabete meyilin artış riski gibi. O halde ne olacak? Bizim morbid obez dediğimiz hatta çok lipidlerin artışı. Tabii evet. tabii. Özellikle çok yüksek obezitesi olan kimselerde belki 1-2 aylık o da hekim kontrolünde biraz protein ağırlıklı bir diyet, daha sonra mutlaka normal bir diyete doğru geçmek gerekir. Sık öğünlere ben katılıyorum, siz de katılıyorsunuz. Yani ağır evet. öğünlerin alınmasına katılıyoruz. Yeterli sıvı alımı son derece önemli. Hele hele egzersiz yapıyorsanız. Ve mümkün olduğu kadar sodyumdan, yani sofra tuzundan mümkün olduğu kadar uzak kalmaya çalışıyoruz. Yani gıdaların içindeki tuz bize yeterli olabiliyor. Evet. Şimdi bizim birlikte yaptığımız spor hekimde yaptığımız çalışmalar var. Bu çalışmalarda biz egzersizin kardiyak risk faktörlerinin etkisiyle ilgili birçok hatırlıyorum. Evet. Birçok çalışmamız oldu. Mesela Fethi Hoca'nın beden eğitim hocamız şeyde bizim üniversitemizin onun bir grubu vardı. 25 yıl biz onu zaman zaman takip ettik. Ve o bir orta yaş grubuna yönelik evet, yapmıştı. Orta yaş grubuna yönelik. Yani onlar da hiç böyle çok büyük bir kolesterol yağ sorunlarını rastlamadık. Çok güzel memnundular. 25 yıl o gruptan ölen de olmadı. Hatta enteresandır. Hayatlarından çok memnundular. Genelde risk faktörleri de kolesterol olsun, lipitler olsun hep kontrol altındaydı. Onun için egzersizin biz bu uzun süreli etkisini orada çok güzel gözledik. Ayrıca Rux firmasının 130-140 kişilik bir personel grubu vardı. Oturarak çalışan. Onlarda bir çalışmamız oldu. Onlarda da spor yapanların değerleri daima daha yüksek olarak saptadık bu konularda. Evet. Bir de bir çalışmamızda da kilo ve kilo kaybetmenin etkisini kan yağları üzerinde araştırdığımız bir çalışmamız oldu. Gerçekten hem egzersizin hem kilo vermenin çok daha fazla etkisi var şeyde. Sonuçta egzersiz kilo vermede çok önemli bir araç zaten. Hani onu da kabul evet. etmek lazım. İkisi birlikte olduğu zaman yani kilo verilmesi ve egzersiz birlikte doğru uygulandığı zaman en çok etkilerden, en yüksek etkilerden bazısını yapıyor. Evet. Doğru. Neden kilo verdirdiğine bir kere daha ayrıntısına girecek olursak ki sizin evet. adipoz dokudan yani yağ dokunuzdan madem siz yaptığınız eforda onlardan yararlanmaya
çalışıyorsunuz. Organizma oraya yöneliyor. Yavaş yavaş oradan almaya başlıyor. Burada şöyle bir şey var. En son eklenen yağlar başta kullanılıyor. Sizin en temel kalıcı eski yağlarınız daha sonra devreye gelecek. Yani onlar zaman içinde kullanacaklar. Ne oluyor? Sizin dolaşıma verdiğiniz, çektiğiniz yağ asitleri miktarınız yavaş yavaş artmaya başlıyor. Fakat antrenman süreci ya da egzersiz yapma süreciniz uzadıkça, yani 1-2 yılı bulduğunuzda artık sizin daha düşük yağ asidi seviyelerine kanınızda varıldığı ve ona yine bütün bu trigliseritleri, LDL kolesterolünü de kendilerine uygun yönde eşlik ettiği gözleniyor. Çok daha düşük bir ortamda sirküle eden yağlardan siz aynı enerjiyi elde edebilir duruma geliyorsunuz. Artık çünkü hücre de, yani kas hücresi de burada anahtar kilit, hücre, kas hücresi, kas hücresi de o adaptasyonu sağlamış oluyor. Evet. Şimdi tabii biliyorsunuz sporcularda da bir şey vardır. Yağ yakımı koşulları vardır. Yani doğru. 2 milimolde. Onlar evet. da yağları önce kullanıp sonra da karbonhidratlarla hızlı eforlara saklamak için bu tür antrenmanlar yaparlar. Yani eşik değerin hemen altındaki hızlarda. Evet, karbonhidratlar yerine bunu tercih ederek yaparlar. Yani başlangıçta siz performansınızı ya da fiziksel uygunluğunuzu arttıracak düzeye çıkmasanız bile, yani başlangıçta daha düşük bir eforla bir saati geçen eforlar yaptığınızda yağ yakımını da ne yapıyorsunuz? Stimüle etmiş oluyorsunuz. Ama ideali tabii bunları da yapıp bunun yanında eşik değere de çıkıp hem fitness'ınızı arttırmak, fiziksel uygunluğunuzu hem de yağ yakımını sağlamak. Şimdi bu konuyu da bu şekilde gayet güzel bir şekilde işledik. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki programda yeni bir konuda dinleyicilerimizi aydınlatmak üzere burada olmayı düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum.